Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibîn et-tâhirîn. Emma ba'd. İbn Kesir tefsirinden Fussilet suresinden devam ediyoruz. Ve kavluhu Teala, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili, halakal arda fi yevmeyin, ayette öyle geçmişti. Allah Celle Celaluhu yeryüzünü iki gün kadar bir zamanda yarattı. O iki günden maksat yani yevmel ahadi ve yevmel isneyin. Yeryüzünün yaratılması pazar ve pazartesi günleri. Aslında o gün günler yoktu. Günler ay ve güneş yaratıldıktan sonra oldu ama yani o günlere tevafuk edecek şekilde. Ve ceale fîhâ, Cenab-ı Hak yeryüzünde yarattı. Kıldı ravasiye, sabit dağlar, min fevkihâ, yerin üzerinde. Ve bâreke fîhâ, ve orayı çok bereketli kıldı. Yeryüzünü bereketli kıldı. Dağlarıyla, ovalarıyla, su kaynaklarıyla, denizleriyle, gölleriyle, nehirleriyle. Ey cealeha, yeryüzünü kıldı mübareketen, bereketli, kabileten lil hayri, hayrı kabul eden, hayra kabiliyeti olan. Vel bidr, bizr tohum ekilmeye, vel garas dikilmeye. Yani bizr kelimesi. Bizr ne? Tohum. Efendim, garas. Bu da dikilmesi, ekilmesi. Bunlara Cenab-ı Hak yeryüzünü elverişli kıldı. Ve kaddara fîhâ, yeryüzünde Cenab-ı Hak düzenledi, takdir etti ekvâtehâ, onun bütün faydalı kaynaklarını. Yani yeryüzünde yaşayan insanların, diğer canlıların rızıklarını temin edecek kaynakları takdir etti. Ve huve bu akvat nedir? Ma yahtacu ehluha, yeryüzünde yaşayanların ihtiyaç duyduğu ileyi kendisine. Minel erzak, rızıklardan bak. Vel emakin, mekanlar. Şimdi rızıklar bağlarda, bahçelerde, tarlalarda temin ediliyor. Mekanları da oralar. Elleti, öyle mekanlar ki tüzra'u ve tuğrasu, ekiliyor, biçiliyor, dikiliyor, gars. Gars, garas, ağaçların dikilmesi, tüzra'u, ziraat, tarım yapılması. Tarım yapılacak yerleri Cenab-ı Hak orada var etti. Yani yevme thülasai vel erba'a, bu yeryüzündeki insanların ihtiyaç duyduğu rızıkları, mekanlarını ve orada faydalı kaynakları oluşturması da salı ve çarşamba günlerinde. Oraya tevafuk ediyor. O zaman yeryüzünün yaratılması ayrı, bir de o kaynakların oluşturulması da ayrı, dört güne tevafuk ediyor. Fehüme mal yevmeyni sâbiqeyn, yukarıda geçen iki günle birlikte bu iki gün erbaatün dört oluyor. Ve lihâze, bundan dolayı kâle, Cenab-ı Hak buyurdu, fî erbaati eyyâm, dört günde yeri ve yerin içindeki bütün kaynakları oluşturdu, yarattı. Sevâen lissâilîn, ey limen erâdes suâle, sormak isteyenler için, eşit olarak, an zâlike, bundan sormak isteyenler, yani kaç günde yer yaratıldı, kaç günde yeryüzündeki kaynaklar yaratıldı, bunların hepsine cevap olarak dört günde, li ya'lemehu, o soranın bilmesi için, ya da li yu'limehu, ona bildirmek için. Ve kâle ikrimetü ve mücahidün fî kavlihi azze ve celle, müfessirlerden ikrime ve mücahid, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celilinde şöyle buyurdular. Ve kaddara fîhâ ekvâteha ayetinde şöyle buyurdular. Ceale, Cenab-ı Hak kıldı, yarattı. Fî kulli ardın, her toprakta, yeryüzünde
مَا لَا يَسْلُهُ فِي غَيْرِهَا. Başka yerde olmayan şeyleri, mesela toprakların kabiliyetlerine göre, mesela bir yerde var olan öbür yerde yok, öbür yerde var olan öbür yerde yok. Bak, başka yerde oluşması mümkün olmayanları oluşabilecek yerlerde kıldı. Yani belirledi yani. Mesela her yerde altın madeni var mı? Her yerde efendim gümüş madeni var mı? Her yerde krom var mı? Her yerde tunç var mı? Yok. Bak ne diyor burada? Her arza ya da her coğrafya parçasına koydu. مَا لَا يَسْلُهُ فِي غَيْرِهَا. Başka yerlerde elverişli olmayan şeyleri. Cenab-ı Hak onları yerleştirmiş böyle. وَمِنْهُ işte Cenab-ı Hakk'ın takdir ve tayin ettiği şeylerdendir. El asbu bil Yemen. Mesela Yemen kumaşı. Yemen'de onun efendim Yemen kumaşının maddeleri de orada oluşuyormuş. Yemen kumaşı. Çok eskiden meşhur Yemen kumaşı. Ve saburi bir sabur. Saburi de ince mesela elbiseler. O da saburda. Sabur efendim İran'da bir şehrin adı Nisabur ya da Sabur. Nisabur ya da Sabur. İran'da bir şehir. İşte o ince elbiselerin diyelim ana maddelerini de nerede Cenab-ı Hak yarattı onların ana maddelerini? Nisabur'da. Ve tayalise te ve tayalise tü bu şeye göre ve minhül asbü bil Yemen ve saburiyyü bisabur ve tayalisetü. Tayalise de böyle ulemanın, meşayih-i kiramın giydiği yeşil elbiseler. O elbiseleri de Cenab-ı Hak onların daha doğrusu ana cevherlerini yarattı. Bir reyi. Rey şehrinde. Bu da İran'da bir şehir. Rey. Rey şehrinde. Yani bunların ana maddeleri oralarda. Bir bakıyorsun dünyanın başka yerinde de başka şeyler bitiyor. Birinin bir yerde meydana gelen öbür yerde elverişli değil. Cenab-ı Hak böyle her tarafı oranın oralara kabiliyet vermiş. O kabiliyetlere göre orada üretilenler bir başka yerde üretilmiyor. Ve Kâle İbn Abbas'ın ve Katâdetü ve Süddiyyü. Katâde, Süddi ve öteki hangisi? Efendim İbn Abbas radıyallahu anhüm şöyle diyorlar. Fî kavli talet. Sevâ el-lisâilîn. Yukarıda geçti ya. Soranlara eşit olarak ey limen erade suale an zalik, yani yerlerin içindekilerin kaç günde yaratıldığı konusunu soranlar, sormak isteyenler için eşit olarak Cenab-ı Hak ne buyurdu? Ve kaddaraha fiha ve kaddara fi akvataha ya da yukarıda fi erbaati eyyam seval lisailin dedi. 4 gün. Ve kâle İbn Zeyd, bu da bir müfessir. İbn Zeyd de şöyle diyor. وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا ayetinde اَيْ عَلَى وَفْقِ مُرَادِهِ, yani yeryüzünde Cenab-ı Hak insanların, hayvanatın faydalanacakları şeyleri yarattı. Ne olarak? Ne olucu olduğu halde عَلَى وَفْقِ مُرَادِهِ, muradına, ilahi iradesine uygun olarak. Cenab-ı Hak neyi nerede yaratmak istiyorsa onu orada ilahi iradeye muvafık olarak. Zaten ona muhalefet etmek mümkün değil ki. Alâ vefdu murâdî kim? O da neden? Men lehu hacetün ilâ rizkın ev hacetim. Ey alâ vefdu murâdî. Men lehu hacetün ilâ rizkın. Yani mesela bir kimsenin rızka ihtiyacı var. İlahi murada uygun olarak onu orada yarattı. Ev hacetin ihtiyacı var. Onu orada yarattı. Fe innallahu teala, Allahu teala kaddara lehu, o kimse için takdir etti. Ma huve muhtacun ileyhi, kişilerin muhtaç olduğu şey. Kim nerede neye muhtaçsa. Ve hadel kavlu, bu söz yüşbihu kavlehu teala, Cenab-ı Hakk'ın şu sözüne benziyor. Ve kaddara fiha akvata sözü Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celiline benziyor. Ve atakum min kulli ma saeltumu, o size kendisinden istediğiniz her şeyi verdi. Evet. Devamı bu ayetin ne? İbrahim suresinde ve in taudu nimetallahi la tuhsuha. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız sayamazsınız.
Vallahu alem. Ve kavluhu tebareke ve teala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili. Thümmestevâ ilessemâi ve yedukhanun. Cenab-ı Hak yeryüzünü yarattı. Yeryüzündeki mahlukata faydalı kaynakları yarattı. Ve sonra semayı kastetti. Semayı yöneldi demek, semayı kastetti. Ve yedukhan, o sema duman olduğu halde, duman. Duman. Ve huve buharul mâi. Duhan neymiş? Suyun buharı. Öyle buhar ki el mütesaidu yükselen minhu sudan. Hine hulikatil ardu. Yeryüzü yaratıldığı zaman. Yeryüzü yaratıldığı zaman mesela önceden Cenab-ı Hakk'ın arşı bile suyun üzerindeydi diyor Hud suresinde. Yeryüzünün yaratılması halinde o sudan çıkan buharlar semada öyle buhar halinde. Duman halinde. Fekale leha Cenab-ı Hak semaya o yani sema oradaki leha sema velil ardı yeryüzüne buyurdu. İtiya geliniz. İtiya etaya etiden. Tav'an gönüllü olarak evkerhan veya istemeyerek. Ey isteciba icabet edin uyum li emri emrime taiateyni gönüllü olduğunuz halde ev mük raheteyni ya da istemeyerek ister isteyin ister istemeyin benim emrime uyun. Çünkü yaratan o, irade eden o, idare eden o. Kâle İbn Abbas fi kavlihi taala fekâle leha velil ardı itiyâ dav'an evkerha ayetinde İbn Abbas şöyle buyurdu radıyallahu anhüma. قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِسْسَمَاوَاتِ Yani bu ayeti böyle tefsir etmiş Abdullah İbn Abbas. Allah Celle Celaluhu semavata şöyle buyurdu. Semavata hitap ediyor Cenab-ı Hak. Ne buyuruyor? اَطْلِعِ Doğudur şemsi güneşimi. Aslında güneşi doğduran Allah da semaya nispet ediyor. Ey sema güneşimi doğdur orada. Semanın bir yerinden güneş doğuyor, yükseliyor. Ve kameri ayımı doğdur. Ve nücumi yıldızlarımı aslında hep bunları meydana getiren Allah. Ama sebebine nispet ediyor. Ve kâlelil ardı. Yeryüzüne de Cenab-ı Hak şöyle hitap etti. Şakkıkî enhâraki. Nehirlerini yar. Mesela bir suların kaynakları var. Bir de o su yatakları var. Sular orayı zamanla yarmış. Böyle kanal yapmış. Yani nehirlerini su yataklarını yar. Ve ahrici çıkar simaraki meyvelerini. O sularda işte ağaçların bitmesine, meyvelerin oluşmasına sebep oluyor. Meyvelerini çıkar. Kâleta yer ve gök dediler ki eteyna daiin. Ya Rabbi biz gönüllü olarak geldik. Yani burada aslında mecazi bir yerde de. Cenab-ı Hak bunlara bu melekeyi veriyor, bu kudreti veriyor, bu kabiliyeti veriyor. Güneş doğuyor, ay doğuyor, yıldızlar oluşuyor, yer, efendim su kaynaklarını oluşturuyor, su kaynaklarının işte akıntısı olan yataklar oluşuyor. Bunların hepsi ilahi emirle, ilahi iradeyle. Evet, Abdullah İbn Abbas böyle tefsir etmiş. Vaktarahu İbn-i Cerir. Abdullah İbn Abbas'ın bu görüşünü İbn-i Cerir et-Taberi de bunu tercih etti. Bu görüşü tercih etmiş. Vakı ile bir başka görüş denildi ki tenzilen lehunne muamelete men yaqilu bi kelamihima. Vakı ile denildi ki tenzilen bu yerler gökler indirildi. İndirmek lehunne yerleri göklerim nereye muamelete men yaqilu. Aklı olanın muamelesine yani kime hitap edilir? Aklı ve idraki olanlara hitap edilir. Sanki yerlerin göklerin aklı ve kabiliyeti var. Onlar akıllı varlıkların yerine indirildi. O mesabede o konumda kabul edildi. Öyle ki men yaqilu bi kelamihima. Men yaqilu akledenin muamelesi. Bi kelamihima yerlerin göklerin kelamını anlayan kimsenin muamelesine
indirilmiş oldu. O mesabe de kabul edildi. O mesabe. Yani adeta yerler, gökler, idrak sahibi, şuur sahibi, bunların efendim sözlerini de insanlar anlıyor, aklı olanlar anlıyor. Dolayısıyla aklı olanların muamelesine tabi tutuldular. Böylece Cenab-ı Hak onlara hitap etti. Onlar da ne dediler? Evet, biz ya Rabbi gönüllü olarak geldik ya Rabbi dediler. Ve kâlel Hasanül Basri'yi, Hasanül Basri rahimahullah da şöyle diyor. Lev ebeya aleyhi, lev ebeya, eba ebeya, eba ye'ba, eba ebeya, fiili mazi tesniye müzekker gaib. Onlar imtina etselerdi. Aleyhi, bu ilahi hitaba, aleyhi Allah'a karşı imtina etselerdi. Emrahu, Allah'ın emrine. Allah ne diyordu? İ'tiya dav'an evkerha. Yani gönüllü veya gönülsüz bana gelin. Onlar da bunu kabul etmeselerdi, Allah'a imtina etselerdi Allah'ın bu emrine. Le'azzebehüme, Allah onları cezalandırırdı. Azaben, azapla. Öyle azap ki yecidani elemehu, acısını duyacakları, hissedecekleri bir azapla. E bunlarda akıl var mı? Bunlarda his var mı? Şuur var mı? Aklı, hissi olanların acısını duyacakları bir azapla azap edildikleri gibi Allah bunlara da azap ederdi. Biz onu bilemeyiz. Bunları yaratan Allah, onlara acı hissettirecek olan da Allah. Evet. Fekadâhünne ayetin devamı. Allah Celle Celaluhu efendim yerleri yarattı, içindekileri yarattı ve sonra fekadâhünne semavatı yarattı. Seb'a semavat, yedi gök olarak, yedi gök, fi yevmeyn, iki günde. Gökteki ve içindekiler de iki günde. Ey fefaraga, Cenab-ı Hak farig oldu. Cenab-ı Hak farig oldu ne demek? Allah yaptı, yarattı, fi tesviyetihinne. Bu semavatı düzenlemede, seba semavatin yedi sema olarak, nerede düzenledi onları? Fi yevmeyn, iki gün kadar bir zamanda. Ey ahareyni, diğer iki gün. Şimdi ilk iki gün neydi? Yeryüzünün. O da hangi güne tesadüf ediyor haftayı, günler ayırdığın zaman? Pazartesi, pazartesi. İçindekilerin, yeryüzündeki böyle kaynakların oluşturulması, dağların, tepelerin, nehirlerin, ovaların vesairenin. Bu da diğer iki gün. Hangi günler? Pazartesi, salı, çarşamba. Geriye kaldı haftanın cumartesi hariç hangi günü? Perşembe, cuma. O günde semavatı, işte o iki güne tesadüf eden zamanda da semavatı ve içindekileri yarattı. Etti altı gün. Altı gün. Ve ey ahareyni dedi diğer iki gün. Ve hüma, o diğer iki günde yevmül hamis ve yevmül cuma. Perşembe ve cuma günü. Altı günde dünyayı, gökleri, yerleri, içindekileri yarattı. Tabi bunların altı günde yaratılması Cenab-ı Hakk'ın kudreti haşa bir anda yaratmaya yetmedi de altı günde yarattı demek değil. İnsanlara nizamı, intizamı, mühleti, tedebbürü, teakkülü emretmek için, anlatmak için bunları yaptı. Evet. Ve evha fî kulli semâin, her semaya vahyetti emraha, emrine. Vahyetti ne demek? Emrini bildirdi. Semavata emrediyor Cenab-ı Hak. Her göğün bir görevi var. Ey varat tebe, tertip etti, düzenledi. Ne oldu halde? Mukarriran, kararlaştırıcı olduğu halde. Fî kulli semâin, her semada. Neyi? Mâ tahtâcu ileyhi. Efendim, semanın muhtaç olduğu her şeyi. Minel melaiketi, meleklerden. Ve mâ fîhâ minel eşya. Bir de orada efendim bulunan eşya, semavatta ne var? Onu biz bilemiyoruz. Elleti lâ ya'lemuhâ illâ hû. Kendisinden başka hiçbir kimsenin bilmediği eşyayı, semavatı, meleklerin muhtaç olduğu şeyleri ya da semavatı muhtaç olduğu melekler. Bak, meleklerin esas karargahı semavat. Semavatı yarattı, semavatı muhtaç olduğu melekleri, arşı, kürsüyü yarattı. Bir de Cenab-ı Hakk'ın bildiği, insanların bilemediği şeyler. Orada ne var? Biz onları bilemiyoruz. Onları yarattı. Varattebe, Cenab-ı Hak demek ki ne yaptı? Tertip, düzenledi. Mukarraran, eğer bunu isme ful okursak,
kararlaştırılmış olduğu halde fi kulli semain her semada ya da mukarriran karara yukarı kararlaştırıcı olduğu halde fi kulli semain her semada neyi ma tahtacu ileyhi semanın muhtaç olduğu her şeyi semanın muhtaç olduğu şeyler var arzı muhtaç olduğu şeyler var bunların hepsi maslahat semanın kendi muhtaç olduğu şey değil ilahi rahmet merkezi orası dolayısıyla bunların hepsini yarattı ve zeyyenne sema'ed dünya Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz dünya semasını süsledik bir mesabiha neyle kandillerle kandiller hangi kandiller onlar yıldızlar gezegenler böyle inciler gibi dizilmiş onlar ve hiyel kevakibu bah yıldızlar el müniratü aydınlatıcı yıldızlar eğer yıldızlar olmasa karanlık o kadar zifir olur ki yani bir santim bile ilerisini göremezsin ay doğmasa bile yıldızlar yine dünyayı aydınlatıyor yani gecenin karanlığı var ama esas gecenin karanlığını aydınlatan yine yıldızlar el müşrikatü o da aynı aydınlatıcı yıldızlar ala ehli ardı yer ehline yer ehline ışık saçan ışık veren nur veren yıldızlar evet ve hifzan bir de korumak için yani biz dünya semasını süsledik kandillerle ve hifzan bir de korumayı koruma koruduk orayı ey hirsen mineşşeyatîn şeytanlardan koruduk. Harasen, harasen dese burada haras daha güzel. Haras, şeyde de var. Harasen ve şuhuba. Yani haras, korumak, muhafaza. Haris deniyor mesela bekçiye. Haras, koruduk orayı mineşşeyatin şeytanlardan. Neden? Şeytanları neyinden koruduk? En testemi'a ilel mele'il ala. Şeytanların yükseklere çıkıp da oradaki sırları eşitip dinleyip kahinlere, müneccimlere, yalancılara ulaştırmamaları için. Önceki süren Peygamberimizin zamanına kadar bunlar oluyordu. Peygamberimiz gelince artık cinler, şeytanlar semaya çıkamadılar. Korundu sema. Ve hifzan min kulli şeytanin marid. Saffat suresine geçti. Evet. Zalike işte bütün bunlar takdirun azizil alim. Her şeyi hakkıyla bilen, her şeye galip gelen Allah'ın düzenlemesidir. İl azizi, aziz olan Allah'ın takdiri. Ellezi öyle Allah ki kad azze külle şeyin, her şeyi aziz kıldı, yüce kıldı. Fe galebehu ya da kad azze külle şeyin, her şeye galip geldi. Fe galebehu ve kaharahu, öyle desek daha güzel. Onu kendi idaresi altına aldı, ona üstün geldi. Allah, her şey Allah'ın idaresinde, her şey kahru galebesi altında. قَدْ عَزَّ كُلَّ شَيْءٍ فَغَلَبَهُ وَقَهَارَهُ Aziz kıldı ne demek? Galip geldi her şeye, onları kendi idaresi altında tuttu. Allah'a galip gelecek hiçbir gücü yoktur. لَا غَالِبَ اِلَّا اللّٰهِ الْعَلِيمِ ذَلْكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Alim neymiş? Hakkıyla bilen, bir cemi'i harekat-ı mahlukat. Bak. Mahlukatın bütün hareketlerini bilen. Yani yerde, gökte gözüken, gözükmeyen ne kadar efendim hareketler varsa göğün hareketi de var, yerin hareketi de var, güneşin hareketi var, ayın hareketi var, yıldızların hareketi var. Bunların hepsinin hareketlerini hakkıyla bilendir. Ve sekenatihim. Hareketsizliklerini de bilen. Harekat, sekenat. Harekatın zıddı sekenat. Ne zaman, nereden nereye kadar hareket edecek, nerede sekenat olacak, sükunet, duruş, hepsini hakkıyla bilen Allah'tır. Evet, Ruviye rivayet olundu ki, ennel Yahude, Yahudiler, etetin nebiye, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama geldiler. Yahudilerden bir grup. Burada şimdi ennel Yahude etet yani Yahud bir toplum onlardan cemaat olduğu için etet diye getirdi burada. Evet. Ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize geldiler. Feseelethü
Bir grup Yahudi peygamberimize sordular. An halkı semavati vel art. Yerlerin göklerin yaratılmasından. Yerler gökler kaç günde yaratıldı? Nasıl yaratıldı? Bunu sordular. Fakare sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz buyurdu. Halakallahu teala Allahu teala yarattı el arda yeryüzünü yevmel ehadi ve yevmel ithneyi. Yukarıdakinin bir başka yani tefsiri, bu hadiste tefsiri. Pazar ve pazartesi. Ne tevafuk eden zamanda. Ve halakal cibale, dağları yarattı. Yevmet sülasa ve dağlardaki kaynakları, ovalardaki kaynakları yarattı. Salı günü. Ve ma fihinne, dağlarda olanları, min menafi'a, dağlardaki menfaatlar. Ne? Su kaynakları, ormanlar. Efendim birçok şeyler var. Madenler. Onları da yarattı. Ve halaka yevmel erba'a. Demek ki dağları ve dağların içinde ne kadar kainatın faydalanacağı şeyler varsa onları yarattı. Ne zaman? Salı günü. Ve halaka yevmel erba'a'i. Çarşamba günü de Cenab-ı Hak yarattı. Eşşecere, ağaçları. Vel ma'e, suları. Evet. Vel medaine. Medineler. Medain, Medine'nin çoğulu. Şehirleri. Vel umran. Meskun mahalleri. Vel harab. Yani mamur yerler, mamur olmayan yerler, harabe yerler. Umran, yani tamir edilen, onarılan, düzenlenen yerler ve harap olan yerlerin hepsini yarattı. Ferdi herbatun, işte bu dört gündür. Dört günüm işte yeryüzünü ve içindekileri. Efendim ve dağları, dağların içindekileri. Ve ağaçları, şehirleri, mamur yerleri, efendim harap edilen yerleri, harap olan yerleri Cenab-ı Hak yarattı. Kul e innekum le tekfurune billezî halakal arda fî yevmeyni ve tec'alûne lehu endâda zâlike rabbul âlemîn ve ce'ale fîhâ revâsiye min fevkihâ ve bâreke fîhâ ve kaddara fîhâ akvâtehâ fî erbaat eyyâm sevâen lissâilîn. İşte bu ayet-i kerimedeki esas beyan edilen dört gün bugün işte. Bu dört gün. Yukarıda geçen. Bu ayeti kaç defa maal olarak da söyledik, tefsir olarak da söyledik. Kim için efendim bunu söyledi Peygamberimiz? Limen se'elehu. Kendisine soran kimse için dört gün, işte bu yukarıda sayılanların yaratılması. Gale, yine Peygamberimiz buyurdu. Ve halaka yevmel hamisi es-sema'e. Perşembe gününe tevafuk eden zamanda da semayı yarattı. Ve halaka yevmel cumuati, cuma gününde de Cenab-ı Hak yarattı. En nücume, yıldızları ve şemse, güneşi, vel kamera, ayı, vel melaikete, melekleri, ila thelâsi sa'atin bekiyet minhü. Yani cuma gününden kalan 3 saate kadar. Cuma gününün bitmesine 3 saat kalasıya kadar bir zaman da bu sayılanları yarattı. Ve fissaniyeti, ikinci de efendim elkal afete ala kulli şeyin mimma yentefi'u bihin nas. 3 saat dedi ya, o 3 saatten efendim ne dedi orada? İlâ saat, selâs saatin bakiyet minü. Ve fissaniyeti, ikinci de İkinci saatte elkal afete, afet, afet burada afat yani, attı ala kulli şeyin, her şeye, mimma yentefi'u bihin nas, insanların faydalanacakları şeylere, afeti, afet attı. Ve fissaliseti, üçüncüsünde, üçüncü saatte, Adem'e, Adem'i, ve eskenehul cennete, Adem'i cuma günde yarattı. Efendim, Adem'i yarattı, onu cennetine koydu. Ve emara iblise, iblise emretti bir sücud ilehu, Adem'e secde yapmasını. Ve ahrece minha, efendim, ve o cennetten Adem'i çıkardı fi ahri saatin, cuma gününün son saatinde. Zaten hadislerde geçiyor. Adem aleyhisselam cuma gününde yaratıldı, cuma gününde cennete konuldu, cuma gününde cennetten çıkarıldı, cuma gününde vefat etti, cuma gününde de kıyamet batacak. Böyle hadislerde geçiyor. Sümme kâletil yehûdü. Sonra Yahudiler dediler Peygamberimizin bu izahlarından sonra
ne dediler? Sümme mâzâ ya Muhammedü, ey Muhammed, daha ne oldu bundan sonra? Kâle, Peygamberimiz buyurdu, sümme istevâ alel arş. Sonra Cenab-ı Hak arşa istiva etti. İstiva ne demek? Orada yani bir koltukta oturur gibi karar kıldı demek değil. İstivaen yeliku bi celalihi ve cemalihi. Kendi zatına uygun şekilde orayı kastetti, orayı yarattı ve oraya istiva etti. İstiva yoksa bizim böyle sandalyede, koltukta bir şeyde oturur gibi oturmamız değil. Haşa, Allah mekandan münezzeh. Kalu, Yahudiler dediler, kad esabte lev etmemte. Evet. Kad esabte, doğruyu isabet ettin, doğru söyledin. Lev etmemte, eğer tamamlasaydın doğru söylemiş olacaktın. Kalu dediler, ama tamamlamadın diyorlar. Tamamını söylemedin. Tamam, yerlerin göklerin 6 günde yaratıldığını, sonra Cenab-ı Hakk'ın arşa istiva ettiğini söyledin ama tamamlasaydın doğru isabet etmiş olacaktın. Tamamlamadın. Tamamlamadığı da şu, kalu Yahudilere göre dediler ki, fümmestaraha, sonra Allah istirahate çekildi. Cuma gününe kadar her şeyi tamamladı. Pazardan başladı. Cuma'da tamamladı. Ama sonunu söylemedin. İstirahata geçti demedin. Fekadı ben nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam öfkelendi. Kadaben şedide. Aşırı derecede öfkelendi Yahudilerin bu sözüne. Fenezele, o zaman şu ayet indi. Bu da Kaf suresinde. Kaf. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Vallahi Cenab-ı Hak buyuruyor, biz gökleri ve yerleri yarattık, وَمَا بَيْنَهُمَا ve arasındakileri فِي سِتَّةِ اَيَّامِ 6 gün kadar zamanda. وَمَا مَسَّنَا bize dokunmadı, مِنْ لُغُوبِ لُغُوبِ yorgunluk, bıtkınlık, böyle bir yıpranma, yorulma gibi bir şey de bize dokunmadı. Halbuki Yahudilere göre neydi? Cuma günü her şey bitti, doğru olsun. Oraya kadar doğru ama tam tamamlamadım diyorlar. Sonra istirahata geçti Allah, yoruldu. Allah ne buyuruyor? Vallahi biz, hem de yeminle, yerleri, gökleri, arasındakileri 6 gün kadar zamanda yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. Fasbir alâ mâ yekûlûn. Devamındaki ayette de bu. Habibim, söylediklerine sabret. Onlar yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar. Haşa, Allah yorulmaz. Allah fakir olmaz. Allah aciz olmaz. Allah'ın zıddı, naziri, benzeri yoktur. Sen onların sözlerine çok da üzülme. Sabret. Peygamberimize sabır tavsiye ediliyor. Ve devamında da ayet var. Evet. Burada kalacağız. İnşallah devamındaki ayetleri de nereye kadar okumuş olduk? Sıra suresi 12 ile bitirmiş olduk. 13'ten itibaren devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.